Yayındayız. Değerli arkadaşlar, Ajans 1905 canlı yayınına hoş geldiniz. Vallahi ortalık yangın yeri. Nasıl yangın yeri olmasın? Bugün Fenerbahçe'nin divan toplantısı var. Divan toplantısı sanki Galatasaray divan toplantısı gibi. Ya o kadar demek ki kıskançlık var, o kadar art niyet var, o kadar düşmanlık var, o kadar ihanet var, o kadar ne derseniz deyin bütün kelimeler aynı anda, aynı yerde toplanılıyor. Galatasaray divan toplantılarına gidiyorsunuz. Vallahi Galatasaraylı olmaktan gurur duyun arkadaşlar, gurur duyun. Size onu öncelikle belirteyim. Galatasaraylı olmanın bir ayrıcalık olduğunu, rakip takımın, malum takım diyor da ya Galatasaray, ben de diyorum ki malum takımın divan toplantısında yapılanları görünce Galatasaray'ın büyüklüğü bir kez daha anlaşılıyor. Yani divan toplantısı başlıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk önce işi gücü bırakmış, Galatasaray'la uğraşıyor. Diyor ki ya diyor Galatasaray kulübü imalarda bulunuyor. Tabii Galatasaray demiyor da malum kulüp diyecek kadar, hani ben biraz önce kinaye olsun diye dedim ya, malum kulüp olacak diyecek kadar aşağılık kompleksinde olan insanların olduğu bir yerden bahsediyoruz. Söze Galatasaray'la giriyor, Galatasaray'la bitiriyor. Demek ki Erden Timur bunların bütün ruh sağlığını, psikolojisini, dengesini bozmuş. O kesin, net, net, kesin. Bu arada tabii divan toplantısında, Fenerbahçe divan toplantısında yaşananları, o rezaleti yaşandıktan sonra da Galatasaray'da gerek Galatasaray kulübü, gerekse işte Galatasaray basın danışmanı Rıza Morova, gerekse Futbol Federasyonu ikinci başkanı Yusuf Günay da artık olaylara dahil oldu. Neden? Çünkü Ali Koç önüne gelene saldırmaya başladı. Bunun yanı sıra eski yöneticilerden Ural Akgüz'üm olsun, Sportif AŞ'de görevli olsun, İbrahim Başkan olsun, artı Nihat Kırmızı olsun, herkes Ali Koç'a çok acı cevaplar vermeye başladılar. Bunları da programımız içinde tek tek anlatacağız. Tabii öncelikle bu arada Fenerbahçe'nin bir de maçı vardı. Kapağımızı gördünüz mü arkadaşlar? Beğendiniz mi? Az evvel bitti 1-3. Yani beklendiği gibi işte. Zaten ondan benim bir şüphem yoktu zaten. Maçtan önce de şüphem yoktu. Şimdi de maçla ilgili bir şüphem yok. Ha bu arada Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza şu anda Galatasaray'la ilgili açıklama yapacak. Niye gülüyorsun ki? Bizim kalecimiz Ali Şaşal'ın diyecek, dengesini Galatasaray bozdu diyecek. Bakın biraz sonra açıklamada onları söyleyecek. Kesin öyle olmuştur yani hakikaten. Tabii. Yani. Ama zaten söylemesi de gerek yani. Yani Sivasspor Türk misafirperverliğinin ya da konukseverliğinin çok bariz bir örneğini gösterdi. İşte misafirleri Fenerbahçe'ye nasıl kıyak yapabiliriz, nasıl jest yapabiliriz, onları nasıl güzel ağırlayabiliriz, üzmeden, yormadan, fazla böyle efor sarf etmeden bile gerek kalmadan 3 puanı, 3 golle onlara nasıl hediye ederizin dersini bize gösterdiler. Şimdi ben yani Serhan'dan bir şey rica edeceğim. Serhan, kapağımızı o arka tarafa bir koyar mısın? Evet, sen devam et şimdi. Özellikle kaleci Ali Şaşal, yani bilmiyorum hani bazı kaleciler hatalı gol yenebilir. Elbette futbolda hatalar da yapılabilir. Hakemler de hata yapıyor, sporcular da hata yapabilir ama Sivasspor'un yediği 3 golde de kalecinin böyle tuhaf, garip hareketleri, yani topa müdahale etmemek için böyle bir tuhaf hallere, triplere girmesi de dikkatlerden kaçmadı. Çok konuksever bir kaleciymiş. Şurası tamamen görünsün bir dakika şimdi. Ama Rıza Çalınbay ona ayıp etti. Sen bunu nereye koyacağız abi? Bunu güzel bir yere koyalım. Aslında biz bunu şuraya yukarıya asmamız lazım da. Şimdi bu saatte asamayız artık. Asamayız ama şimdi burada kapağımızın görünmesi lazım. Şöyle koyayım. Yani Rıza Çalınbay da kalecisine gayet misafirperver oynarken çocukcağız Ali Şaşal
Yani neden onu oyundan çıkardı? Ben onu da anlayabilmiş değilim. Daha yani Ali Şaşal'ın daha başka ikramlarını da görebilirdik. Ne Ali Şaşal burada bak. Evet. Ali bu çöp. Çöp Ali çöp. Bu geçenlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un bir açıklaması vardı biliyorsun. Ne demişti? Türkiye'de futbol saha dışında oynanıyor. Yani bugün Fenerbahçe bakmayın saha içinde kazanmış gibi futbolda ama şimdi bugün Fenerbahçe divanındaki konuşmalar, başkanının açıklamaları, yöneticilerin açıklamaları ve tamamen işi Galatasaray düşmanlığına çeviren tarzda yapılan konuşmalar. Yani artık Fenerbahçe bu işi hepsinin şirazesi kaymış durumda. Tamamen saha dışına çıkarıp saha dışında Galatasaray'a nasıl darbe vurabiliriz? Galatasaray'a nasıl yollarını tıkayabiliriz? Galatasaray'ın yoluna ya da Galatasaray'ın tekerine nasıl böyle bir çomak sokabiliriz? Onun derdine düşmüşler. Ha bu arada Sivas maçını da kazandılar. Nasıl kazandıkları da ortada. Ki ilk yarıda İrfan Can Kahveci net bir yine kendisinden beklenen bir artık alıştığımız hareketlerden biri ki bu sezonun ilk yarısında Galatasaray'da Döboğa'ya da direkt tekme atmıştı, kırmızı kart görmüştü. Oyuna girdikten neredeyse 5-6 dakika sonra bu maçta da fazla beklemedi. Bir kırmızı kart gördü ki ama takımı 2-0 öndeydi. Ve Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra da Sivasspor'un misafirperverlik anlayışı, o konukseverliği, o yardımseverliği yine aynı şekilde devam etti. Hiç üzmek istemediler Fenerbahçe'ye. 10 kişilik Fenerbahçe'ye karşı bile pozisyona girmediler. Böyle rahattılar. Yani Allah onların da yollarını açık etsin. Bakalım ki Sivasspor geçen hafta ki son haftaların formda takımı Antalya'da Antalyaspor'u yenmişlerdi. Şimdi baktım küme düşme sınırındaki Giresunspor'a 10 puan fark atınca Sivasspor bayağı rahatlamış. O rahatlıkla da ellerinden geldikçe Fenerbahçe'ye bir kolaylık sağladılar. Yani hayırlı olsun. Böyle hani ya maçla ilgili fazla konuşmaya hiç gerek yok. Aynen. Ben maçın fotoğrafını buraya koydum arkadaşlar. Bakın ne yazıyor? Sivas Fenerbahçe maçının yıldızı Ali Şaşal Vural. İşte bak fotoğrafı da yanlış fotoğraf koymuş arkadaşlar ya. Ya arkadaşlar yani ben kalecinin fotoğrafını dedim. Bunu niye koydunuz ya? Olmamış bu. Ama ya ben inanamıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar. Ben Galatasaray taraftarlarına ve Galatasaray camiasına bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ve Fenerbahçe Divan Başkanı ki ben ona Fenerbahçe'nin nebatçisi yakıştırmasını uygun görüyorum. Çünkü daha önce öyle bir karelere giriş şekilleri vardı. Uğur Dündar Bey'e bir iki tane sözüm var. Öncelikle sakın ha Galatasaray taraftarının ve spor severlerin genlerine uğraşmayın. Ülkemizin sağduyuya, sevgiye, dostluğa ihtiyacı olduğu bir ortamda olayı yay gibi germeyin. Bak o yayın oku döner bir yerinize girer. Bak net söylüyorum. Şimdi bugün diyor ki divan toplantısında bir arkasına da 12 numara mı? Kaç numara? Ama işte taraftar işte neyse 12-13 neyse. 12. Ya mamaladıkları bir şey herhalde değil mi? Tabii canım yıllardır öyle zaten. Öyle mi? Tabii yıllardır. Bilmiyorum ben bunlar engelli olduğu için ben de fazla da bunlarla yani ilgili. Yani onlar gerektiği zaman yani Fenerbahçeli olmayan insanlara iftiralar atacak, kumpaslar atacak kadar da organize bir Twitter'da sosyal medya örgütleri var yani. Şimdi arkadaşlar onlarla beraber ilk önce Ali Koç diyor ki şu seçimler geçsin diyor. Ben diyor Florya arazisiyle ilgili Galatasaray'ın ne kadar ağır gelmiş, ne kadar acı gelmiş, ne kadar koymuş belli. Onunla ilgili açıklamalar yapacağım diyor. Neden seçimleri bekliyor ya? Ben onu merak ettim. Galatasaray'da Erden Tümur lig bittiği zaman bazı var kayıtlarını açıklayacağım dedi. Hadi hemen açıkla diyenler neden şimdi seçimlerin hadi, bitmesini buyursun, bekliyor? Evet, ha? Yemiyor mu açıklayacak? Şimdi açıklasın o zaman. Ya, yani. Ne demek istiyor? Yani, abi bunun açıkçası yani bu hükümet değişirse yani
Cumhurbaşkanı'nı kastediyor yani. Orada beni kastetmiyor herhalde, değil mi? Cumhurbaşkanı kendilerinin divan üyesi değil mi? Plaketi, rozeti kendisi takmadı mı? Ne diyecek abi? Neymiş orada dönen dolap? Galatasaray işte kendi tesisi üstüne, kendi arazisi üstüne, üzerine, evet. Devlete 1 milyar para kazandırarak aldığı arazi evet. üstünde bir proje geliştirdi. Evet. Bu Fenerbahçe'nin neresine batıyor? O kolonlar batıyor. O kolonlar batıyor arkadaşlar. Bakın şimdi bir de o divan toplantısında öyle konuşmalar var ki Galatasaray'ı terör örgütleriyle hani böyle FETÖ'yle METÖ'yle eş koymaya çalışıyor. Serhat şu kapağı al da. O tamamen alçakça ve doğru, şimdi dur. Bir iftira. Abi. Artık bu işi sağ dışına taşırmak için taraftarları İşte birbirine Galatasaray taraftarını onun için sesleniyorum. Yani, sakin olun. Bunlara uymayın. Ben. Kendi başarısızlığını, beceriksizliğini, şapşallığını örtmek için artık bu yani terbiyesizlik sınırlarını aştılar. Devam etsinler. Galatasaray taraftarlar. Bu densizliğe uymayın. Bakın bunlara uyarak sakın ha sokaktaki ya da evdeki kişilere, arkadaşlarınıza, dostlarınıza, başka takımı tutanlara sakın ha bir şey demeyin. Şimdi arkadaşlar Galatasaray'ı bugün divan toplantısında FETÖ ya tam açık söyleyemiyor da yemiyor tabii korkuyor da çünkü düne kadar FETÖ ile beraber ben değildim. Bir şu bir açıklasın bakalım ya ne diyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Bir dakika başa al. Dedim ki yani o savcıları, o polisleri ben mi kulübüye yaptım? Ben mi onlarla maç yaptım? Ben mi onlarla tablo oynadım? Bizim için bu kötülüğü yapanlarla tabii ki o zamanki dön. Şimdi diyor ki tekrar etsin. Dedim ki yani o savcıları, o polisleri ben mi kulübüye yaptım? Ben mi onlarla maç yaptım? Ben mi onlarla tablo oynadım? Bizim için bu kötülüğü yapanlarla tabii ki o zamanki dön. Şimdi arkadaşlar bir de fotoğraf vardı Serhat. Fotoğrafları koy bakalım. Ya bu savcıları Zekeriya Öz, Fikret Çeçen, Mehmet Berk bunlar kumpas davasında FETÖ'nün elemanları olarak şöyle hepsi yurt dışına kaçmış adamlar bunlar. Bunlarla Kadıköy ben dere ağzında diyor. Fener forması ben mi giydirdim bunlara diyor. Bunları kulübe ben mi üye yaptım diyor. Bunu kime diyor? Kime diyor? Fenerbahçe'de Ali Aziz Yıldırım'a diyor. Öncesinde ilk daha Aziz Yıldırım'a diyor. 5 sene önceki seçim öncesinde Aziz Yıldırım'a diyor. Değil mi? Diyor ki Fenerbahçe camiasına diyor. Kendi iç kavgalarında, seçim mücadelesinde bu adamları, bu FETÖ'cüleri kulübe ben mi üye yaptım diyor. Ha. Sen üye yapmadın, Aziz Yıldırım yaptı. Tamam. Peki, sen ne yaptın? 5 yıldır başkansın. Hayır. Hangisini attın? Ya neyi atması bu, ya? Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe kulübüne üye yaptığı, o şikayet ettiği FETÖ'cülerden hangisini kulüpten uzaklaştırdı? Ne, FETÖ'cülerden bir derdi olduğunu nereden biliyorsunuz? Ne bileyim ben işte madem öyle şimdi. Şimdi evet arkadaşlar ha? Bu terör örgütüyle bütün ülke olarak başımıza gelmedik kalmadı. Şimdi Galatasaray'a bakın Galatasaray'a ya hükümete bugünkü Cumhurbaşkanı'ndan ya da ondan adlar arazileri getiriyor. Başka nereye getirecek yani? Seçimden sonra açıklayacağım sebebini öyle bir şey olmasa şimdi açıklar öyle mi? Evet. Yiyorsa açıklasın diyorum. Şimdi arkadaşlar bu ne ya? Bu nereden çıktı ya? Ne yazıyor yukarıda? Türkiye Olimpiyatları. Ve kimin organizasyonu? Alçak terör örgütünün, ya, FETÖ'cülerin, şerefsiz FETÖ'cülerin organizasyonunda sponsorsun. Evet. Bir dakika sponsor musun? Sponsor kim ya? Platin sponsoru ya. Platin sponsoru. Vay Platin sponsoru. Bu ben miyim arkadaşlar ya? Ha? Ne anlatıyorsunuz bana ya? Galatasaray kulübünden birileri mi? Erden Tümür mü? Dursun Özbek mi? Kim abi bu kim? Bu kimin şirketi? Kim abi? Bu şerefsiz FETÖ'cülere sponsor olan. Bu NEF mi? Zaten ama saldırıyorlar ya. Abi Nihat Özdemir demedi mi bizim camiada 2,5 milyon var diye evet, demedi mi? Evet dedi. Bravo. Daha ne ben demiyorum bunları abi. Bunları kendileri diyorlar. Bu sponsorunda ben olmadım ha. Ben olmadım. Ne yazıyor? Koç benim babamın şirketiydi rahmetlinin. Ve işçiydi. Bizi anca 3 kardeşti. Birimizi de kaybettik biliyorsun. Bizi yalnızca eğitimi için çalışan bir işçinin çocuğuyum ben. Bulgaristan'da doğmuş, Türkiye'de ekmeğini çıkarmak için kendi öz vatanına gelmiş bir ailenin Koç Holding benim değil ha, senin mi?
Niye gülüyorsun abi? Ya inanamıyorum. Ve bunları yapanlar Galatasaray'ı teröristle falan suçluyorlar. Her şeyle suçluyorlar. Peki bugünkü suçlamalardan Florya ile ilgili arkadaş seçimlerden sonra açıklama yapacakmış. Şimdi niye yapmıyorsun diye bir tanesi de sormuyor o salonda. Ha salonda da 40 yılını ve 50 yılını dolduranlara divan plaketleri veriliyor. 40 kişiye plaket verilmesi lazım. Başkan çıkmış orada Ali Koç. Herkesi bekliyor. Herkes protesto etmiş. 4 kişi geldi. 4 kişiye plaket veriyor. Ayakta orada elinde plaketlerle bekleyen bir adam. Onda bir plaket alim olmuş yani. Onda bir plaket. Şimdi Serhat buraya Galatasaray Kulübü'nün açıklamasını versene. Şimdi arkadaşlar artık bunlar konuştuğu zaman Galatasaray Kulübü Galatasaray'ın marka değerine Galatasaray gibi 35 milyon taraftarı olan bir camiaya pislik atmak ya da aşağılamaya çalışmak ya da kendi başarısızlıklarını örtmek için saldırmanın bir bedeli olacak. Ne diyor Galatasaray Kulübü? Biz sizin adınıza utanıyoruz. Yani sizden utanıyoruz diyor. Hakikaten öyle. Türkçesi yani utanıyoruz. Bu dönem artık rekabet de bitti. Yani bunun rekabetle falan alakası yok. Hemen ya. Her gün ard arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümünü toplumsal gerginliği artırmamak adına karşılık vermiyoruz. Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin. 116 yıllık güzide rakibimiz başındaki yöneticiler yüzünden kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi. Vay. En acı kısım da bu. Çok acı koymuşlar. Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin. Biz tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz. Ama işte Fenerbahçe Kulübü bir yandan da o kadar para verdikleri, yılda 7 milyon euro para verdikleri teknik direktörlerini doğruluyorlar diyor. Adam ne demişti? Türkiye'de futbol saha dışında oynanıyor. Zaten adam onlardan cesaret alarak söylüyor ya. Bu işi yıllardır, yani böyle yıllardır derken 3-5 yıl değil ha. Onlarca yıldır saha dışında çok iyi oynadığı için bu sefer artık saha dışında oynamanın dışında iyice arsızlığa, yüzsüzlüğe ve iftira salgınına döndürdüler. Artık 6 puan geride kalmadan şu anda belki puan farkını indirdiklerini düşünüyorlar da yarın... Ya şampiyon olsa ne olur böyle kardeşim ya. Ya niye şampiyon da olamazsın kardeşim? Ya olmasın da ya böyle bu yollarla şampiyon mu olunur ya? Yani hiç öyle burada artık bunlara... Bir şampiyonluk için bir kişinin burnunun kanamasını bile istemem ben ya. Ben arkadaşlar Galatasaraylı olarak söylüyorum. Bir kişiyi bu germeler, Fenerbahçe'de Ali Koç'un bu germeleri... İnsanları birbirine kutuplaştırmaları ve kavga ettirmeleri o bak olası kötü bir senaryoda taraftarları birbirine kırdırmaya çalışmasında ister Fenerbahçeli olsun ister Beşiktaşlı ister Galatasaraylı bir kişinin burnunun kanamasını bile şampiyonluğa değişmiyorum arkadaşlar. Şampiyonluk benim için hiç önemli değil. Benim için ama önemli olan mücadeleyi saha dışına taşırmak isteyenler onlar işte zaten ben değilim elbette ki. Elbette eremeyecekler. Ama buna Türk spor kamuoyunun hatta bütün Türk kamuoyunun siyasetçilerin tüm vicdanı olan insanların bir tepki göstermesi gerekiyor. Yani artık düşünsenize yani Türkiye'de şimdi baktığınızda Türk sporunun iki lokomotif kulübü vardır. Fenerbahçe, Galatasaray. Galatasaray, Fenerbahçe. Beşiktaş da gelir sonra. Şimdi baktığında iki büyük camiadan birini neredeyse bir iftira, terörist iftirası atıyor. Ya utanmadan hem de. Utanmadan. Şimdi baktığında her iki kulübün üye ağırlıkları son derece cumhuriyete bağlı, layık cumhuriyete inanan Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen kongre üyelerinin çok büyük ağırlıklı olduğu kulüplerdir. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da. İki kulüpte bu cumhuriyetin önemli kurumlarından, değerlerinden biridir. Biz onlara böyle onların Galatasaray'a attığı gibi çamur atmayacağız.
Ama hakikaten şu anki Fenerbahçe yönetimi çok umarsız, çok arsız, çok tutarsız. 5 yıldır becerisizliklerini tek bir kupa bile kazanamadıkları için ve Fenerbahçe taraftarının yumuşak karnını biliyorlar. Nedir? Galatasaray'a saldırmak. Galatasaray'a saldırarak yine gündemi değiştirmeye, kendi başarısızlıkları üstüne bir kılıf örtmeye çalışıyorlar ama artık bardak taştı. Şimdi arkadaşlar, Ali Koç Fenerbahçe Başkanı konuşmasında şunu da diyor. Diyor ki bizim trollerimiz bizi aşağı çekmek için öbür camia, yani öbür camia dedi, Türkiye'nin en büyük camiası, Avrupa'da, dünyada Türkiye'nin tek spor markası Galatasaray diyemiyor. Çünkü karşısındaki adam biliyor onun öyle olduğunu ama onu diyecek ne cesareti var, ne özgüveni var. Öbür camia sosyal medyada nasıl hareket ediyor, bizimkiler nasıl hareket ediyor? Yani kendi camiasında diyor ki siz beni diyor destekleyemiyorsunuz, troller diyor. Galatasaray'a kimlere troll diyemiyor. Bak kendilerine ama troll diyor. Artı diyor ki ya diyor beni o kadar eleştiriyorsunuz diyor. Ben o zaman bir başkan adayı bulun gideyim bakın diyor ne olacak diyor. Yani orada divan toplantısında oturmuş insanları resmen tehdit ediyor. Ben gidersem siz bitersiniz diyor. Sen zaten bitmişsin evlat. Okey'e dönüyorsun, dördüncü arıyorsun. Ama bittiğinin farkında değilsin. Ve bu bir itiraftır. Resmi itiraftır. Diyor ki yani Fenerbahçe kulübünü duruma göre destekleyen bir troll ordusu vardır diyor. Yani. Ha şimdi o troll ordusu yani şu anki Fenerbahçe başkanına göre biraz kulüp için muhalefetten yana dönmüş durumda. Ondan şikayetçi. Yani bir Fenerbahçe'nin bir troll ordusunu muhafaza ettiğini ki bu yıllardır belli var zaten. Onları koruduklarını, desteklediklerini açıkça söylüyor ama o destekledikleri, korudukları troll ordusu nedense Ali Koç yönetiminin aleyhine dönmüş. Bundan şikayetçi. Bakalım. Sonları şimdi nasıl arkadaşlar, bitecek? Oku süper chatleri. ACE demiş ki bugün bir daha gördük ki yarın işimiz zor, umudumuz yok demiş. Arkadaşlar Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman umut ve başarı vardır. Unutma. Hasan Taş huylu huyundan vazgeçmez demiş. Doğru söylemiş. Hasan Diktaş Dikkaş Welcome to Sarı olmuş. Sarı üyemiz olmuş arkadaşlar. Her şeyden bahseden adam. Demiş ki Galatasaray ne zaman kırmızı kart görecek? 8 ay oldu. Biliyorum canım. Sınırdakiler ne zaman sarı görecek? İddia ediyorum sezon bitene kadar görmeyecek. Baba sen kendi futbolcuna söyleyeceğim bunu. İrfan Can Kahveci bugün gitti. Ortada top yok, bir şey yok. Adamın baldırına aynı Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartın bir benzerini gördü. Utanmadan bir de bunu mu yazıyorsun? Ha? Bunu kendi futbolcuna sormadığınız zaman siz de bu yolda çok gidersiniz canım kardeşim. Yani her şeyden bahseden ki, adam bahset. Galatasaraylı futbolcu, şu futbolcu şu maçta kırmızı kart görmeliydi. Bir pozisyonu atsın bakalım. Neymiş acaba? Hangi maçta Galatasaraylı futbolcu gidip de İrfan Can Kahveci gibi rakibine gaddarca tekme atıyor? Ali Gümüş. Galatasaray'ın rakibine gösterilmeyen kırmızı kartlar birçok örneği var. Hemen sayabiliriz yani istiyorsanız. Ali Gümüş demiş ki bu gece futbolun gerçek ruhunun başrol oyuncuları tarafından Şaibe Eyyam ve duygusallık derken dolar işareti koymuş arkadaşlar. Yozlaştığının ispatı yaşandı diyor. Akın Efe, tarih tekerrürden ibarettir. UEFA'dan tescilli şikeci, öyle deme arkadaş. Göz göre göre yaptılar. Bunlar genlerinde var. 2011'de Fenerbahçe'nin Sivas'ta nasıl şampiyon olduğu maçtaki gibi orada da bir kaleci vardı diyor. Orada da Koray vardı biliyorsun. Hatırlıyorsun değil mi? Bacak arasında. Ya Koray dediğin zaman ben araba hatırlıyorum. Araba da var. Ben araba hatırlıyorum. Tolun Belma Özaslan Amerika'dan dün Sergio'nun söyledikleri düzgün çevrilmedi. Okan yarın barış fantezisi yapamaz mı? Bizimkiler ağır abi moduna girdi. Ağlamayana meme yok. Amerika'dan sevgiler demiş. Arkadaşlar o Beşiktaş Galatasaray maçı için biraz sonra gireceğiz. Hacı Eylül Açık Beşiktaş maçından önce Konstantras
oyunumuzu bozmak istiyorlar. Yani konsantre olalım, bizi kendilerine çekmek istiyorlar diyor. Aa, Rıza Çalın Bey açıklama yapmış arkadaşlar. Rıza Bey açıklamasını geldi. Maça çok iyi başladık ama çok kötü goller yedik. Onu telafi edebilirdik. Valencia pozisyonda kaleci de sakatlandı ama çıkmadı. Ya sakatlandığı zaman kaleciyi çıkarmak verir misin mi baba? Sen dalga mı geçiyorsun ya? Ya söylediği şeyi hakikat. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim kaleci de. Kaleci sakatlanmış ha? Ya sakatlanmış ama çıkmamış. Yani sakat kaleciyle oynattım da 3 yesin diyor. Ya üçüncü golü de sakat sakat yedik. 3 golü de diyor. Ha, ya sakat kaleci ama kaleci çıkmamış. Devre arasında ayağım ağrıyor demiş. Orada profesyonelce davranması lazımdı. 1-0, 2-0 telafi edebilirdik ama yapamadık. İkinci yarı tek kale maç oldu. Ya Rıza sen bizimle kafa mı yapıyorsun ya? Adam sakatlandı diyorsun. 10. dakikasında çıkarmadım diyorsun. Yani sen de mi ya kovanın yanına bir şey daha koymak lazım ha? Bak bizim kapakta bir kova resmi vardı. Yanına bir şey daha koymamız lazım. Rıza Hoca gün geçtikçe tuhaf tuhaf konuşmaya başlıyorsun. Saçmalamaya başlıyorsun. Hem kaleci sakatlandı diyen sensin. Daha 10. dakikada sakatlandı diyorsun. Ama kaleciyi çıkarmadım diyen de sensin. Ne yani? Bile bile gol yemesini mi sağladın yani? Ayıp denen bir şey var ya. Bunu deme bari basın toplantısında ya. Sakatlanan adamı çıkarmadım diyor ya. Allah mı söyletiyor? Ya inanmıyorum ya. Ya var ya bak şu açıklama şu an için belki Allah, de Allah gündeminde tap olacak açıklama. Ne? Baktığımda bu diyor ki ben sakat kalecimi oyundan çıkarmadım. Fenerbahçe'nin gol atmasına kolaylık sağladım. Türkçesi bu yani. Bunu başka bir maçta yani Galatasaray maçıyla ilgili söyler. Ya Galatasaray maçıyla ilgili böyle bir şey söyler mi ya? Ya kıyamet kopar diyorum. Ya söylemez zaten ama böyle bir şey. Bakalım ne olacak, tepki ne olacak? Hiçbir şey olmaz abi. Bakalım. Herkes görmemesinden gelir. Mercan Ayyıldız, Rıza Çalınbay'ın açıklama yapmış maçı Galatasaray maçında verilmeyen gol yüzünden kaybettik demiş. Evet, Onur Meral, FETÖ'cü savcılarla oynasalar bu kadar atamazlardı demiş. Bu da olaya Onur Bey de başka bir açıdan bakmış. Ya arkadaşlar, işte bu adamı görüyor musunuz? Bak burada ne yazıyor? 2023 Kadıköy hatırası. Burada 3 oldu maç, 3-3. İşte bu adam ve kurduğu takım 3 yaptı. 3 yaptıktan sonra ne oldu? Şimdi bu i̇şte, adama en çok saldırdıkları, hedefe koydukları, özel hayatına, iş hayatına dair böyle darbe vurmaya çalıştıkları, pusular kurmaya çalıştıkları adam. Herhalde canım. Ali Koç demiş ki resmen yani ben Erdem Tümür için dosya hazırlatıyorum demiş. Ben dosya... Yani komikliklere bak abi. Yani ya, ah ona bir dosyalar biz hazırlasa. Yani acaba dedektif mi tuttu? Ne yaptılar? Ya ne tutarsa ya, tutsun ha? Bir şey yok mu oğlum ya? Bunlar taraftarına bu yalanlarla camiasını kaç gün götürecek onu merak ediyorum. Şunu görüyor musunuz? Bakın bu adam sizi, hani bu konuşmalarınız var ya, hani ipe sapa gelmez konuşmalarınız var ya, divanda olsun, maç öncesi, maç sonrası olsun, işte bu adam sizin ruh halinizi bozdu bakın. Sizin hepinizi doktorluk yaptı, doktorluk. Bak hepiniz psikolojik vaka oldunuz. Ya normal adam iki takımın taraftarlarını birbirine kırdırmaya uğraşır mı ya? Ya siz nasıl sporun içinden gelen insanlarsınız ya? Siz nasıl bir kulübün başındasınız ya? Ya yarın öbür gün olan bir olumsuzlukta nasıl cevap vereceksiniz ya? Nasıl hesap vereceksiniz ya? Her gün birilerini tetikçilerinizle hedef ya gösteriyorsunuz adam, ya. Galatasaray şampiyonluğu sonrasında kulübünün başında kalamayacağını, başkanlık saltanatının biteceğini biliyor. Artık benden sonra tufan. Ne olursa olsun işte iki takım taraftarları kavga mı etsin, olay mı çıksın, anarşik olaylar mı meydana gelsin falan umuru değil yani zaten. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bundan 3-4 program önce uyarmıştım Galatasaraylıları ve Galatasaray yönetimini. Dedim ki her şeyi izle, tek bir adamın üzerine yüklenmeyin demiştim. Diğer yöneticiler uyuyor mu dedim. Diğer yöneticiler niye seçildi demiştim. Ve bugün o yöneticilerden bir tanesi çok acı konuştu. Serhan şuraya şeyin açıklamasını versene, Rıza Morova'nın. Bakın daha öbürlerini de söyleyeceğim. Rıza Morova'yı ver. Evet. Rıza Morova arkadaşlar Galatasaray yöneticisi, aynı zamanda
basından sorumlu kişisi, iletişim sorumlusu. Taraftarına Rıza Morova'nın açıklaması, üyesine, yöneticisine, emekçisine, sporcusuna, büyük Galatasaray camiasına FETÖ'cü, çıkarcı, dolandırıcı vs. suçlamasının yapılmasını kabullenemiyorum. Halkı kin, nefret, ayrıştırmaya yönelik söylemler büyük suç olup cezası hukuken verilmesi için uğraşmak görevimizdir. Yani belki Galatasaray bir hukuk savaşı da başlatacak. Başlattı o kesin. Kesin. Gel şimdi altına. Spor sahalarında olması gereken güzel rekabeti, kendi hırsları, başarısızlıkları, kibirleri, utançları ve psikolojik eziklikleri nedeniyle başka mecralara taşımaları sonucunda ortaya çıkacak olumsuzluklar altında ezilmeleri ve hak ettikleri cezayı görmeleri beklentimizdir. Beklenti bu ama arkadaşlar. En başta Galatasaray bunu sahada verecek bu cevabı. Aynen. Sahada. Hem sahada verecek hem adliyede verecek. Öyle herkesin yanına söylediği yanına kar kalmayacak. Öyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar tam bunlar yaşanırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Federasyon 2. Başkanı, daha önce Galatasaray'da yöneticilik yapmış, 2. Başkanlık yapmış bir kişiyi, Yusuf Günay'ı hedef alarak önce hani eski bürokrat yakıştırması, daha sonra da orada konuşmalarda hani federasyon içindeki köstebek müstebek yakıştırmaları da daha önce yapılmıştı. Bunun üzerine artık federasyonun 2. başkanı Yusuf Günay da dayanamadı ve bir açıklama yaptı. Onu da alalım. Evet. Burada bakın. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un şahsımı hedef alan sözleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur diyor. Ülkesi ve milleti hizmet etmeyi görev bilen biri olarak Sayın Koç'un söz ettiği eski bir bürokrat ünvanını taşımaktan onur ve gurur duyuyorum. Büyük camialarda yöneticilik yapmak büyük sorumluluk gerektirir. Bu tabi Galatasaray için doğru. Hakkaniyet ve adalet ister ama en çok da saygı ister. Kişi ve makamlara, temsil ettikleri camialara saygıyla yaklaştığım gibi aynı saygıyı beklemek de en doğal hakkımızdır diyor. Ve esas vurucu noktayı en sonlara saklamış. Kibir diyor, zihinsel körlük getirir. Zihinsel körlük ne demek? Of of. Arkadaşlar düşünün, zihinsel körlük ne demek? Ben şimdi söylediğim zaman hakarete gireceği için söylemiyorum. Başkalarına saldırganlık yaparak, iftira ve hakaret ederek başarılı olunamayacağını artık görülmelidir. Sayın Koç bulunduğu makamın önem ve mahiyetini idrak ederse yakışıksız üslup ve söylemlere ihtiyacı kalmayacaktır. Arkadaşlar saygılarımla Yusuf Günay. Şimdi bir kulüp başkanı böyle itham edilmeyi göze alıyor. Bakın bu Yusuf Günay'ın bu açıklamasını Galatasaray Sportif'ten de hemen cevaplar gelmeye başladı. Öncelikle kimden geldi bakalım? Nihat Kırmızı, Galatasaray'ın eski Sportif üyesi, şimdi Sportif üyesi ve burada olaya başka bir açıdan bakmış Nihat Bey. Açıklamayı federasyon yapmalıydı. Yusuf Günay yalnız değildir diyor. %100 haklı. Çünkü Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı'nın hedef gösterdiği ya da karaladığı kişi Federasyon 2. Başkanı. Burada Mehmet Büyükekşi'ye bir de sözüm var. Neden kendi yönetiminin 2. adamına sahip çıkmıyorsun? Bu açıklamayı sen yapman lazım. Nihat Kırmızı bunu gösteriyor. Fenerbahçe yöneticileri kime hizmet etmektedir? Koskoca camialara hakaret etmeleri, futbolu tamamen sağ dışında çekmeleri, siyasallaştırmaları kabul edilemez. Herkes gider, bu camialar yüzyıllar boyunca var olur, ebedi olarak var olur diyor. Ebedi şimdi, dost olarak. Ya ebedi olarak, dost olarak var olur diyor. Şimdi arkadaşlar, Nihat Kırmızı, Fenerbahçe yönetimi devam ediyor. Başarısızlığın nedeni Galatasaray diyor. Bunu camialarına inandırma çabası içerisindeler. Aslında haksız da değiller. Başarısızlıkların sebebi bizim başarılı olmamız. Üzülecekleri bir haberim var. Bundan sonra da böyle olacak diyor. Murat Han Süper Chat'te demiş ki
Şeytan TV'de seneye yabancı sınırı gelsin diyor. Bunu Fenerbahçe Başkanı da TFF'ye böyle bir uygulama gelsin diye. Nasıl bir uygulama? 8 artı 3'ün 7 artı 4. Hayır, onu Fenerbahçe Başkanı söylememiş. Evet. Ben oradaki toplantıdaki herkesle ama görüştüm. Bununla ilgili Ankara Gücü söylemiş. Bununla ilgili yok, o ilk söylenenlerdi. Şimdi iş puan cetvelindeki durum iyice değişince, geçen hafta İstanbulspor'u yenemeyince biraz farklı görüşlerde oldu. Şimdi Fenerbahçe bunu seslendirmeye başladı. Niye? Çünkü şampiyonluktan yani fazla ümitleri kalmadığı için takımlarına geçen haftaki yenilgiden, beraberlikten sonra pek de güvenleri kalmadığı için Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'ın gideceğini düşünerek yabancı sınırı gelsin diye uğraşmaya başladılar. Şimdi amaçları bu. Yani Galatasaray'ın Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek olması, ki orada başarılı olmasından ekstra korkuyorlar. Çünkü Galatasaray orada başarılı olursa zaten Türkiye'nin bir numaralı spor markası olan bir kulüp olarak Fenerbahçe'nin önünde daha da büyüyecek. Gelir elde edecek. Adamların korkusu bu. Diyorlar ki şimdi yabancı sınırı gelsin. Biz gene Galatasaray'ın tekerine takoz koyalım. Yani başka bildikleri, başka düşünceleri yok. Yabancı sınırı niye gelsin? Bunu diyen adam. Peki ne gibi vizyonla bunu söylüyorsun? Düşüncen ne? Ya Türk futboluna ne gibi katkı sağlayacak? Yani başka bir projen ne? Bunu aç bakalım. Yabancı sınırı neden gelsin? Niye gelsin? Yani Türk kulüpleri Avrupa'da sınırsız yabancılarla oynayan diğer kulüplerle mücadele ederken niye Türk kulüplerinin ayağına pranga vuruyorsun? Niye ya? Bunu bir anlatın da anlayalım. Ya sırf Galatasaray şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir. Bu ihtimali, orada başarılı olma ihtimalini önleyelim diye. Bu nasıl bir sefilliktir ya? Bu nasıl bir cehalettir ya? Şey, İbrahim Bey'in de bir açıklaması vardı. Serhan, onu da versene. İbrahim Hatipoğlu arkadaşlar. Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi, aynı zamanda Galatasaray İş Adamları Derneği'nin başkanı Yusuf Günay'ın açıklamasını alarak şöyle bir tweet attı o da. Bakın, görüyorsunuz, bir hafta sonra artık Galatasaray bütün, ben Galatasaray yöneticiler her şeye çıksınlar konuşsunlar filan fıstık dememiştim. Ben Galatasaray'a direkt olarak saldıranlara ve marka değerine zarar verenlere Galatasaray'da yöneticiler ağzını payını versin demiştim. Ve İbrahim Bey de aynısını yapmış. Başkan vekiline ve dolayısıyla kurumsal yapısına sahip çıkamayan bir TFF'yi ibretle izliyor. Gerekli cevabı şahsen veren Sayın Yusuf Günay'ı alkışlıyoruz. Şimdi ben size başka bir şey söyleyeceğim burada. Neyi söyleyeceğim biliyor musunuz? Haftalardır Yusuf Günay istifa etsin diye taklar açıldı. Bazı Galatasaraylılar da dolduruşa gelerek bunun peşine gittiler. Ben burada ne dedim? Ben burada dedim ki bakın, bu dedim, Yusuf Günay'ın federasyondan ayırarak yerine kendi istedikleri atı oynatabilecek bir maşa sokmak için bu dedim karşı tarafın planı. Sakın bu oyunlara gelmeyin dedim. Bu proje dedim. Bakın, Fenerbahçelilerin en büyük rahatsızlığı Yusuf Günay'dır federasyonda. Federasyon başkanından çok. Önce hatırlayın, federasyon başkanına seçimlerden önce FETÖ'cü dediler ya, açık açık. Ondan sonra bir baktınız, daha sonra kankacı oldular bunlar. Olduktan sonra tek hedefe koydukları kişi Yusuf Günay'dı. Neden koydular Yusuf Günay'ı? Ve en sonunda bunu sadece gizlediler ama. Galatasaraylı olması bile yeter zaten de. Ama burada İbrahim Başkan'ın açıklamasında Türkiye Futbol Federasyonu'na da bir mesaj var. Zaten o var zaten. Türkiye Futbol Federasyonu da bu konuda bir başkan vekiline bu tür organize bir şekilde bir kulüp tarafından saldırıya geçilmesine karşı da Türkiye Futbol Federasyonu'nda elbette vermesi gereken bir cevabı olmalı. Yani herhalde yani ikinci başkanına bırakmaması lazım her şeyden. Gerekirse bu açıklamalara ceza verilecekse ceza da verilmeli. Bu arada Hasan Taş Süper Chat'ten demiş ki Ali Koç kimlerin Samandıra'da tavla oynadığını bilir. Biliyor, fotoğraflarını koyduk zaten, kendisi söyledi, biz söylemedik, kendisi söyledi. Şimdi arkadaşlar, esas dramatik bir olaya daha geliyorum şimdi. Maç bitiyor. Fenerbahçe 3-1 kazanmış. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus açıklama yapıyor arkadaşlar. Bakın ne diyor. Bizim yapmamız gereken şey kendi işimizi yapmak, rakiplerimizi düşünmemeliyiz.
Bugün de bunu yaptık. Kendi maçımızı oynadık ve kazandık. Bakın şimdi. Kendi işimizi yapmamız lazım diyor değil mi? Arkasından bir cümle maçla ilgili, kendi işleriyle ilgili konuşuyor. Ondan sonra aynen başkanlarının yaptığını yapıyor. Galatasaray'ın arkasından geldiğimiz için bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Yarınki maçta ne olacağına bakacağız. Yani Beşiktaş Galatasaray maçında ne olacağına bakacakmış. Ama onu ilgilendiren neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Umarım iyi bir hakem yönetimi olur. O maçın seviyesini kaldırabilecek kapasitede bir hakem yönetimi olur. Benim için önemli olan konu o. Senin için önemli olan konu ne biliyor musun? Aldığın senede 7 milyon euro. Gelecek senede daha o kadar da götürebilir miyim? Hesaplarını yapıyorsun. Türk futboluna söylemediğin kalmadı. Ama yazıklar olsun ki federasyona sana 5000 euro ceza verdi sadece. Türk futbolunun adil olmadığını söyledin. Masa başında kazanıldığını söyledin. Her şeyi söyledin. Bir de yarınki maçın hakemini etkilemeye çalışan ya bu fındık kadar beyninle Galatasaray'ın yarınki maçın hakemini manipüle edeceğini mi zannediyorsun sen ya? Demek ki zannediyor. Evet, yani buna benzer Cesus'un Allah'a bir Rabbim ya. Aynı şekilde. Ya bunları Türk futboluna sokanı da getireni de ama suç bunlar da değil ki arkadaşlar. Suç bunlar da değil. Bunlara işte senede 7 milyon euro çarp 23 ile kaç para yaptığını hesaplayın. Ben hesaplayamam o kadar büyük paraları ve bunları işte böyle ahlaksızca konuşturmanın ön zeminini hazırlayanlardır suçlu. Bunlar suçlu değil. Bu adam aldığı paraya bakıyor. Ha, yarın öbür gün beni kovsunlar da diyor. Ben diyor bir de üzerine bir de tazminat götürebilir miyim? Ya da futbolcu transferi yapabilir miyim? Gelecek sene onlara bakıyor. Doğru. Ama işte bu adam da size hepinize gülerek bakıyor. Gülerek. Galatasaray'ın en büyük taraftar grubu Ultra Aslan'da Twitter'da, sosyal medya hesabında bugünkü Fenerbahçe'nin saldırına karşı bir tepki göstermiş. Şöyle 3 tane tweet atmışlar. Yıllardır sırtını dayadıkları bütün kurumlara rağmen bir arpa boyu yol kat edemeyen şikeci camianın bütün dertleri görüyoruz ki yine erden tümör olmuş. Kendi başarısızlıklarını, çapsızlıklarını, komplekslerini, tüm ezikliklerini ve yolduğu kazlarını Galatasaray ve Erden Tümür üzerinden gündemi değiştirme çalışmalarını zevkle izliyoruz. Sağda solda, kuytularda dosya aramaya devam edin. Erden Tümür adı size 10 beden büyük gelir. Bazı büyüklükler ise size sadece acı verir. Güzel. Değerli arkadaşlar, böyle olayı karıştırmak, spor dışına çekmek isteyen bir insan topluluğuyla ki bu insanlar bu yaptıkları işin tehlikesinin bile farkında değiller. Bunu en güzel anlatan bence Yusuf Günay'ın bir açıklamasındaki cümleydi. Neydi arkadaşlar o cümle? Bakın o cümleyi okuyayım size. Kibir nokta, bak kibir nokta zihinsel körlük getirir. Zihinsel körlük, Türk Dil Kurumu'na bakın ne olduğunu anlayacaksınız. Zihinsel körlüğün. Yani ben böyle bir cümleye muhatap olmasına üzüldüm bir Fenerbahçe başkanının. Yani net söylüyorum. Bir kulüp başkanının tedavi görmesi gereken bir duruma doğru gidiyor. Yani vaziyet bu. Yani şimdiye kadar bence bazı şeyler görülmesi lazım. Sporda psikolojinin, psikologların ne kadar önemli olduğu arkadaşlar. Yani öyle yıllardır yurt dışında dönem görmedik mi? Türkiye'den kendi taraftarının üstüne atlamalar falan bunlar normal insan tavrı. En normal tavrını söyleyeyim mi? Yani. Ali Koç'un arkadaşlar en normal tavrı megafonla havaalanında alo domates biber diye bağırmasıydı ya. O Allah'ım ya Allah. O harekette yine zihinsel körlük gösteren ben, net bir hareketti yani baktığında. Çok komik yani. Ben bir, yani Fenerbahçeliler bunu, için üzülüyorum. Bak, vallahi ya, üzülüyorum. Bir amatör kulüp başkanı yapsa ya onu bile kınarız yani. Bak. Normal bir insan yapsa yani, kınarsın abi sen de. Türkiye'nin ikinci büyük kulübü. Tamam mı? Onun başkanısın.
Yani Galatasaray'dan sonra en fazla şampiyon olan kulübün başkanısın. Ayıp ya. Ayıp. Arkadaşlar, biraz kontrollü ol ya. Yalnız size bir şey söyleyeyim. Bu kadar uğraşınız boşa gidecek, biliyor musunuz? Ve günün sonunda, günün sonunda olacak olan ne biliyor musunuz? Galatasaray'ın alnının akıyla, alın teriyle kazandığı kupa, Galatasaraylı futbolcuların, taraftarların elinde yükselirken siz attığınız iftiralarla, söylediğiniz yalanlarla baş başa kalacaksınız ve oturup düşünecek zamanınız bile olmayacak. Çünkü sizi anında alaşağı edecekler. Ve bütün yaptıklarınız yanınıza kar kalacak. Ama olumsuz kar kalacak, biliyor şimdi musunuz? Öylesine şaşırdılar ki Ali Koç'un dışında bir Fenerbahçe yöneticisi de bugün yaptığı konuşmada Galatasaray muhabiri bazı arkadaşlarımızı resmen Barkovizyon'da onların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımları göstererek bazı Galatasaray muhabirlerinde resmen hedef gösterdiler. Moda oldu bunlarda ya. Yani artık işi öyle şirazeden çıkmış durumdalar ki, yani sadece Galatasaray'la, Erden Timur'la falan uğraşmakla kalmıyorlar. Galatasaray muhabirlerine de saldırıyorlar. Onları Fenerbahçe taraftarına hedef gösteriyorlar. Yani bazı açıklamalarını, hakemlerden şikayetlerini de dinledim. Yani yine Galatasaray'ın Sivas maçına vurgu yaptılar baktığında. Ya aynı hafta yine Fenerbahçe'nin Antalya'da, Antalya Spor'un 90+2. dakikada iptal edilen, öyle offside'ımsı falan değil, buz gibi golünü iptal eden ve Fenerbahçe'ye 2 puanı getiren hakem hatasını hiç böyle umurlarında değil. Kendi lehlerinde olan hakem hatalarına karşı en ufak bir şikayetleri olmaz tabii ki. O, istiyorlar ki zaten her zaman böyle. Yani Fenerbahçe kendi lehlerine olan haksızlığı hak gören bir kulüp. Yani bu onlarda bir genetik hal almış durumda. Yani bugünkü yönetim de böyleydi. Aziz Yıldırım yönetimi de öyleydi. Ondan önceki Alişan yönetimi de öyleydi. Ondan önceki diğer yönetimler de öyleydi. Her zaman öyleydi. Yani. Hiç bu kadar olmamıştı kardeşim. Yani kim ne derse iyice, desin. Bunlar iyice yaygaraya başladı. Hiç bu kadar olmamıştı. Ne anlatıyorsun abi? Hepimiz bu yılları yaşadık. Hiç bu kadar ben rezil bir durum görmedim. Abi sen ya Aziz Yıldırım döneminde pek bir şey durmadı. Bu kadar da rezalet olmamıştı. Ya, bırak yani. Her zaman aynılar yani. Bunlar şimdi bayrağı bir adım daha ileri taşıdılar. Devam etsinler. Yüzsüzlükte tabii yani. Arsızlıkta. Değerli arkadaşlar, ben bu konuyu o başlığı koysana buraya Seren, bizim kapak o yanlışlıkla, bir de oraya kalecinin yerine başka fotoğraf koymuşsunuz ya. Ayıp ya. Niye bunu böyle yaptınız ya? Bu çöp bir durum ama bu olaya bir yeşillik katmış değil mi? Yeşillik katmış fotoğrafa. Bu kaleciyle bir alakası yok onun ya. Var mı? Var mı arkadaşlar? Bu fotoğrafta bu çöp kutusu yani, yanlışlıkla konmuş Seren fotoğrafa. Kaleciyle Seren bir alakası abi. Yok. Ha. Neyse arkadaşlar, biz gelelim yarın Galatasaray Beşiktaş'ta hayati güzel bir maça çıkacak. Bu maç öncesi Galatasaray'da moraller gıcır. Bugün öğleden sonra yapacaklardı idmanı, taktik idmanını akşam yapacaklardı. Ama dediler ki, ya gelin, şu futbolcular dediler ki biz gündüz yapalım, öğlen yapalım dediler idmanı. Öğlen idmanı yaptılar, herkes keyfine bakıyor. Galatasaray'da neşeler iyi, tam kadro çıkıyor. Hiç böyle cezalı, sakat kimse yok ve herkes yarınki maç saatini bekliyor. Futbolcular maçın emniyetini, önemini ve bugünkü maçı seyrettikten sonra daha da iyi anlamışlar. Her şeyi bekliyorlar. Ha, yarınki maçta ne olur Galatasaray kadrosu? Bence her zamanki gibi rekor kıran kadro çıkar. Sence değişikliği olur bence mu? Bence de öyle maceraya girmemeli. Yani belki Raşika'nın yerine Barış Alper Yılmaz'ın oynayacağını gibi böyle bazı haberlerde falan da. Vallahi arkadaşlar net söylüyorum. Gözüme çarptı ama. Raşika'yı yarın oynatmamak demek vallahi ihanettir. Yani çok ciddi bence de yani.
Beşiktaş şu an bu arada Norwich işte Raşika'nın bonservisini elinde bulunan Norwich de Champions League'de bugün de yenilerek yenildim bugün de. Bir üst lige çıkma şansını tamamen yitirdi. Yitirdi. Hadi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Demek ki pazartesinden sonra Galatasaray Norwich'le Raşika konusunda son defa masaya otururlar herhalde artık. Bitirirler yavaş yavaş. İnşallah ya bakalım. Yani sonun başlangıcı olur. Galatasaray'ın amacı bir yıl daha kiralamak. Futbolcu bunu geçen hafta zaten söyledi. Daha önce de söylemişti. Galatasaray yönetiminde, teknik heyetinde isteği var. Bu iş artık dönülmez akşamın ufkundayım diye bir şarkı var ya arkadaşlar. Raşika konusunda dönülmez akşamın ufkunda olur. Ben Raşika konusunda işte diyorum Raşika'yı oynatmamak ihanettir ya. Galatasaray'ın son haftalarda en iyi futbolcusu. Ben öyle bir olay yaşanacağını zannetmiyorum. Yarınki maç gerçekten de güzel bir maç olur diye umuyorum ama Galatasaray'ın gerek kadro yapısı gerekse futbolcuların kalitesi galibiyet alacağını yani en kötü ihtimalle yenilmeyeceğini zaten net söylerim de galibiyet alma ihtimalinde beraberlikten yüksek olduğunu tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani ben skorla ilgili bir tahminde bulunmayacağım. Sonuçta derbilerde son yıllarda ev sahibi takımlar daha avantajlıdır. Nasıl oluyor ya? En son derbide Galatasaray Hertha Berlin yaptı ya. Canım tek maç olarak değil, genel olarak son 10 yılda. Abi 10 yılki kadroyla Galatasaray yani bu yılki kadrosu aynı değiştikten mı? Değiştikten sonra yani her takım kendisi yeni stadında oynamaya başladıktan sonra ne? Genel toplamda ev sahipleri daha çok istatistikler olarak kazanıyor. Ha Galatasaray kaliteli kadrosuyla her şeyi yapabilecek güçte. Ya Galatasaray bu sene hiçbir daha derbi kaybetmedi ya. Ya tamam Süleyman onu ben de biliyorum. Herkes biliyor. Yani sen konuştun fikrini söyledin. Ben de fikrimi söyleyeyim. Yani zor bir maç. Her iki takım açısından da zor bir maç. Ben senin kadar kolay maç diye yok ki zaten. Gol falan filan demiyorum yani. Tamam mı? Onu demek için zaten biraz başka şeyler de lazım. Ne lazım? Cesaret lazım bunu söylemek için. Sen mi olaya bak. Bence neyin cesareti? Ben futbolcuların ne yaptığını gördüm. Evet. Dün idmanı seyrettim ben. Futbolcuların isteklerini, şevklerini, futbolcuların maça nasıl hazırlandıklarını ben Beşiktaş'ı gördüm. Beşiktaş'ı görmeye lüzum mu var? Ya niye lüzum var? Yani sen bir karşında bir rakip Beşiktaş Galatasaray'ı görecek. Evet. Yani boş ver. Bu şimdi boş geyik yapıyorsun şimdi tamam mı? Yani derbi derbidir. Zor maçtır. İki takım için de zor maç. Benim arkadaşlar söylemek istediğim şey şu. Galatasaray bu sene o küçük rakipleri küçümseyen futbolcular var. Galatasaray'da dünya yıldızı futbolcuların fazla olması rakiplere göre kendilerini sıkması ya da biraz daha hafif rakipleri küçük görmesini ben net görüyorum. Galatasaray fırlı futbolcular derbi maçı olarak nitelendiren maçlara bakıyorum. Trabzonspor maçları, Fenerbahçe maçları, Beşiktaş maçı, Başakşehir maçı olsun. Rakibi her zaman çok daha fazla ciddiye aldıkları ve ona göre konsantre olduklarını görüyorum. Ve bu oynanan maçlarda maçların istatistiklerine baktığınız zaman Galatasaray'ın girdiği gol pozisyonlarına, topla ceza sahasında buluşmalarına artı rakip kaleye attıkları şutlara ve gollere baktığınız zaman diğer maçlara göre yani Kayseri maçı, Konya maçı, Galatasaray'ın puan kaybettiği maçlardan bahsediyorum. Maçlara göre çok daha birlikte ve kemik olmuş şekilde hareket ettiklerini net görüyorum. Ben dün ve bugün Galatasaraylı futbolcuların gerek Florya'da olsun, gerekse idmanda ve idman sonrası hallerini, tavırlarını gördüğüm zaman Galatasaray futbol takımının Beşiktaş karşısında mağlup gelmesi için tek bir sebep olması lazım. O sebep ne biliyor musunuz? Maçın hakemi haddinden fazla, bak haddinden fazla hatalı kararlar verecek ve VAR hakemleri de devreye girmeyecek. Galatasaray'ın puan kaybetmesinin tek sebebi bu olabilir yarınki maçta. İkinci bir şık daha söyleyelim. Galatasaray büyük taraftarın karşısında oynamaya alışık futbolcular. Böyle
Galatasaray'da lider futbolcular var. Geçtiğimiz sezonlarla bu sezonki Galatasaray'ı karıştırmamakta yarar var. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray takımında lider futbolcu yoktu. Bakın lider futbolcu yoktu. Şimdi Galatasaray'da Oliver olsun, Mertens olsun, Icardi olsun, Torreira olsun. Lider futbolcu çoğunlukta. Ha Galatasaray'da tek arıza ne bana göre bu maç öncesi tek Galatasaray takımı kadrosunda kaleci Muslera'nın eski formda olmaması. Ha 4-5 maçtır kötü oynuyor. Yarın da umarım normal futbolunu oynar. Benim tek çekincem bu. Yoksa Galatasaraylı futbolcular yarın hakemle uğraşmasınlar bir. Dış etkenlerle uğraşmasınlar iki. İşlerine baksınlar. Sadece futboluna baksınlar. Ki bununla ilgili gerek yönetim olsun, gerek teknik heyet olsun futbolcularla üst üste konuşmalar yaptılar. Bakın konuşmalar yaptılar. Galatasaray takımının oyuncuları sahada kendilerini futbola verdikleri zaman Türkiye'de yenemeyecekleri takım yok. Benim şahsi fikrim bu. Arkadaşlar ben derbiler öncesinde hani Galatasaray yener şu bu falan yani bu tür konuşmaları ilki olarak zaten benimsemiyorum yani. Bu futbolu şunu böyle biliyormuş, onu biliyormuş, onu görüyormuş meselesi değil yani. Ya da cesaret meselesi falan da değil. Ben kendi totemimde yürüyorum. Yani bunu kendine başka bir lütuf, ünvan yüklemek isteyen yüklesin. Boş konuşmayacağım. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar kimin boş, kimin dolu konuştuğu daha geçmişte de gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Hoşça kalın.